Merhaba arkadaşlar yaptığını beğendin mi kanalına hoş geldiniz ben Mehmet Gerçek Bu videomuzda Modelleyip UV'sini açtık ve Boyadığımız tekstür paint'te boyadığımız aramızda animasyon vereceğiz yani kanat çırpma ve Bir pat oluşturup Bir yerden bir yere taşıyacağız arkadaşlar şimdi e, Layout kısmına gidiyorum Layout kısmına gittim Kanat kanadımı seçtim ve obje moddayken şu üçgeni tıklıyorum. Üçgeni tıkladım. Shape case var. Shape case kısmında artıya basıyorum. Basis çıktı. Sonra tekrar bir daha artıya basıyorum. K1. Bunu hemen k 1 üzerine çift tıkladım. Kanat çırpma yazıyorum. Kanat çırpma yazdım. Şurada voil değeri var. Voil değerini de 1'e getirdim arkadaşlar. Sonra Edit moda geçeceğim. Kanadım seçili. Edit moda geçeceğim. Her işlemi kanat seçiliyken yaptım. Şimdi Şimdi wireframe moda geçtim. Bakın şu kanadın eee ıı, vertex seçteyim. Şu iki vertex'ini seçiyorum kanadın iki vertex'ini. Seçtim. Shift S ile Shift -S ile kursör select diyorum. Shift ve S'ye bastım. Kursör select dedim. Kursörü buraya aldım seçili yerin tam ortasını. Ondan sonra L ile seçtim kanadımın hepsini. Döndürüyorum. Bakın burayı yapmayın. Ben yapmak istedim. Şu, benimki kursörü merkez alarak döndürsün istiyorum ama ben şu anda R X dedim. X eksenine tam ortasını bu 8 tane vertexin tam ortasını bularak döndürüyor. Şuradan döndürüyor. Ben istiyorum ki kursörün merkez olarak döndürsün. Bu kanat yukarıya çıksın. Şimdi kursörümü şurada pivot point'e geliyorum. Median point'ten 3D kursörü getiriyorum. Tamamdır. Şimdi R X eksi 60 yazarak kanadımı yukarıya aldım. Solid'de bir bakalım kanadı ne yaptık yukarıya aldık çok güzel şimdi yine e, wireframe moda geçtim. diğer kanadımın şu iki vertexini seçtim shift s'ye bastım kursördü select dedim ve l ile kanadımın hepsini seçtim şu arka kanadı sonra bakın hala pivot point'im 3d kursörde r x 60 dedim ve kanadımı 60 derece aşağıya aldım. Enter'a bastım ve 60 derece aşağıya aldım. Solid'e baktım. Artık Edit modda kanadımın birini yukarıya aldım. Diğerini aşağıya aldım. Bu ShakeEquips sayesinde obje moda geçerek ShakeEquips ne işimize yaradı ona bir bakalım. Voil değerinde sıfırdayken kanadım aşağıdaydı. Ön kanadım Arka kanadım yukarıdaydı. Voil değerini 1'e getirdim. Yerlerini değiştirdim ya. Bu işlemi değiştiriyor. Artık şey ekip sayesinde şu kanat çırpma animasyonunu yapabileceğiz. Bakın artık kanadı çırpıyor. Voil 1'e getiriyorum. Sıfıra getiriyorum. Bu kanat çırpma hareketini yapıyor. Biz buna animasyon vereceğiz artık. Şimdi şunu şey yapalım. Median Point'e tekrar getirelim pivot point'imizi. Şimdi kanadım yine seçili arkadaşlar şurayı biraz büyütüyorum bakın tam şu boşluğa geldiğinde çift taraflı bir ok gelir sol klikte tutup burayı büyütüyorum oil değerim sıfırda arkadaşlar sonra start 1, end 250 şurası da bir de burası bir değilse üzerine bir yazıp enter'a basabilirsiniz arkadaşlar sonra mouse'un orta tuşuyla bastığımızda şurayı hareket ettirebilirsiniz. Mouse'un orta tuşunu geriye doğru çevirirseniz kendinize doğru burası küçülür. Ya ileri doğru iterseniz burası büyür. Şimdi beşer beşer ben buraya animasyon vereceğim. Şimdi wall değeri 1'de 0'dayken şurası 1 start 1 end 250 tamam mı? Burası şöyle işlemimiz bu. Sonra Vol değerini getir sıfıra getiriyorum, bir de ise sıfıra getiriyorum sol klavye basılı tutup sürükledim. Şuradaki noktası var, tıklıyorum arkadaşlar noktasına. Bakın sarı çizgiyi oluşturdu. Kanadım seçili, ona dikkat edin. Kanadım seçili olmadım zaten orayı göremeyiz. Kanadım seçili. Vol değerini sıfıra getirdim şurayı işaretledim. Sonra 5'e getiriyorum. Vol değerini 1 yapıyorum arkadaşlar. Buraya okuna tekrar tıklıyorum. Şuradaki noktasına. Bakın buraya nokta oluşturuyorum. Ona getirdim. Bol değeri 1'de ise 0, 0'da ise 1'e getirerek işlemi yapıyorum. Şimdi işlemi yanlış yaptığınızı nereden öğrenebiliriz? Şuraya bir bakalım. Ben aynı işlemi tekrarladım Aa, arkadaşlar. Bakın şöyle bir sarı çizgi oluşturuyor. Burada diyor ki herhangi bir hareket olmadı. Siz kanadın hareketini vermediğiniz anlamına geliyor. O yüzden kaldıracaksınız şurayı. Sonra 1'e getireceksiniz. Sonra tekrar tıklıyorum. Aynen şekilde 20'ye geldim. Vol değerini 0'a getirdim. Noktaladım. Sonra 25'e getirdim. Bunu 250'ye kadar yapıyoruz arkadaşlar. En hızlı bir şekilde yapacağım. 1 ise 0, 0 ise 1 yapıyoruz. Vol değerimizi. şunu 1'e getirdim. Böyle her 5 birimde 1. Bir. 1 ise 0, 0 ise 1 yapıyoruz. İsterseniz şuraya da yazabilirsiniz. 95 mesela 90 diye. Bununla da işlem yapabilirsiniz. Ben sol klikle taşıyorum. Sol klikle basılı tutarak taşımayı. Daha pratik görüyorum. öyle mouse'un orta tuşuyla şöyle sürükledim. Yukarıya aşağıya da götürebilirsiniz. Kaybolduğu zaman şöyle tutup aşağıya doğru indirin. Bak böyle noktalı yukarıya götürmüş olabilirsiniz ya da şeyi seçmemişsinizdir kanadı. Kaybolduğu zaman sarı noktalar. En büyük yaptığımız yanlışlardan birisi. Yeşildeyken herhangi bir işaret yapılmadığını gösteriyoruz turuncu olduğu zaman işaret yapıldı. Sarı olduğu zaman da işarete animasyon verildiği anlamına geliyor. Bakın. Şu anda yeşil sarı ama bir işlem yapıldı ama animasyon verilmedi. Turuncu. Sarı yandığı zaman işaret animasyon verildiği anlamına geliyor. Oyun 0'da 1'e getirdim. Noktayı tıkladım. Yeşil. Şimdi turuncu oldu. Noktayı koyduğumda sarı oluyor. Burada, yeşil, turuncu, sarı. 175'e geldiğim, bir ise 0, sıfır ise bir. Yaptığımız işlem bu. Neden beşer beşer? Kanat çırpımı çok hızlı ya, o yüzden beşer beşer yapıyorum. 11 bir de Artık elimizde bu animasyon işlerine alışsın. Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar iyi. Şu iki vertex iki nokta arasındaki süre ne kadar uzun olursa o kadar ağır hareket ediyor kanat. Ne kadar kısa olursa da o kadar hızlı çarpıyor. O yüzden ben 5'er frame'i uygun gördüm. Bitti az bir şey kaldı. Bir de getirdim tekrardan. Bir ise sıfır. Sıfır ise bir. Noktayı tıklıyoruz. Şimdi boşluk tuşuna bastım. Bakın artık kanadı çırpıyor aramız 250'ye kadar gayet güzel bir şekilde oldu tamamdır şimdi artık yapacağımız işlemleri göstereyim şu 1 2 3 ayağı seçtim 1 kanalı seçtim ve en son vücudu seçtim Ctrl P'ye basıyorum Object Keep transform diyerek bütün bedeni vücuda bağlıyorum. Bakın artık vücut hareket ettiği zaman bütün beden hareket edecek. Sonra şimdi şu vücudu seçtim. Shift S Cursor select dedim. kursörüm tam arının pivot pointine getirdim. Shift E kursoru select. Vücudu seçtikten sonra. Sonra Shift A ile, bakın Shift A ile, Shift A, Curve'den Pat, Patı işaretliyorum. Patı işaretledim. Sonra Edit moda geçiyorum. Şöyle bir baktım Patın yol ok, ok yönleri arımın te tam zıttı yönünde. Ne yapacağım o zaman? Tam arımın da gideceği yön tarafına çevireceğim. R Z 180 dedim. Hepsi seçiliyken bakın bütün vertexler seçiliyken, aile hepsini seçiliyken şöyle seçebilirsiniz. Zaten ilk açtığınızda edit modda hepsi seçiliydi. Hepsi seçiliyken bunu yapacaksınız. R Z 180. Yaptım. Bakın okun yönü arıyla paralel. Hani hangi yöne gideceğini gösteriyor. Şimdi şu patın hepsi seçiliyken yine tam şuraya getireceğim. Pivot point'e getireceğim. Ne yapacağım? G x diyerek şöyle tam x ile tam şuraya getirdim arkadaşlar. Şimdi şu noktaları seçip g, Z yapıp g, y yapıp şöyle farklı alanlara Götürebiliriz. Hatta şu en uçtaki şeyi seçeriz, noktayı E'ye bastığımız an bakın uzuyor. Şöyle farklı açılarda biraz bir yol oluşturacağız arımızın gideceği yolu. Şöyle edit modda extrude yaptım, şöyle uzattım biraz. Sonra tapa obje moda geçiyorum arkadaşlar artık. Bakın yolum böyle. Arın bu yolu takip edecek ne yapmam lazım? Arıyı seçiyorum. Sonra patı seçiyorum. Arının vücudu seçtim. Sonra pat kısmını seçtim. Ctrl P'ye bastım. Follow pat var. Onu işaretliyorum. Şimdi sonra boşluğa bastığım anda Space tuşuna bastığım anda bakın Arım Bu yolu takip ediyor. Şimdi Yüzde hareket bitti arkadaşlar. %2'nin hareketimiz bitti. Ne yapacağız o zaman? Şu pat seçiliyken şurada curve ayarları var. Object data curve resmi imajını tıklıyoruz. Sonra pat animasyon var. Pat animasyonu tıkladık. Frame yüzdeymiş. Biz bunu 250 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arım yana sağa sola gidiyor. Neden biz patı çok şey yaptık böyle kurcaladık. GZ ile şöyle yukarıya çekersek GY ile şöyle aramız düzelebilir. Çok aşırı derecede kurcaladığımız için arının yönünü bu patın yönünü GZ ile mesela bakın artık düzeldi. Şöyle çok aşağı yukarı yaptığınız zaman arı sağa sola gidiyor bozuluyor. Yani bunu edit modda düzeltebilirsiniz. Ya da arının vücudunu seçip R, Z ile şöyle yapıp hareket ettirebilirsiniz. Bakın şu anda arımız o pat takip ederek gidiyor. Artık o yolu takip ediyor şu anda. Şimdi bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. Ben de diyorum ki şu kamerada artık arının tam yerini göstersin diyorum. Kamerayı seçiyorum. Şurada object Constraints var orayı tıklıyoruz. Kameram tıklı object Constraints. bu kamera ikonunun hemen üstündeki yere tıklıyorum. Object add object Constraints var orayı tıklıyoruz. Trakt var traktörü işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi target'ı tıklıyorum Arının vücuduna tıkladım. Şöyle bir bozulma oldu. Hemen düzeltelim. Eksi z yapıp apı da y yapıyoruz. Artık kameramızda arkadaşlar arıyı takip ediyor. Bakın hiçbir işlem yapmıyorum. Sürekli arıyı takip ediyor şu anda. Şimdi sıfıra bastığımda numara keypetten sadece arıyı görebilirim. Bakın arım arıyı takip ediyor. Look deve de geldiğimde şuradan arımı görebilirim. Şimdi çok güzel. Şöyle bir Orta tuşa bastım. Mesela arımı, şey kameramı G X diyerek şöyle taşıyorum. Şöyle şuraya getirdim. Artık arımın gelişini görebilirim. Kameramı nereye taşırsam taşıyayım artık arımı görecek kameram. Siz istediğiniz farklı açılardan kamerayla bakabilirsiniz. Şöyle. Hatta buraya tıklayarak o patı da kaybedersiniz ve arının Uçuşunu izleyebilirsiniz Kamera kısmında Hatta şunu da yapabiliriz arkadaşlar sıfıra basılı şu anda numara keypetten arının görüntüsünden ve Kısmından Tabi buraya gelmeden önce küçük bir ayar yapmamız lazım rendered kısmından şu Output kısmına tıklayalım Tempt kısmında Boşluğa şu dosyaya tıklayalım herhangi bir dosyayı seçelim mesela ben arı diye bir dosya seçtim Arı dosyası seçtim açsın. Siz masaüstü yapabilirsiniz, desktop mesela. Kabul ederiz buradan. Şu anda masaüstüne kaydedecek. Şu PNG'yi de AVI JPEG yaparız. AVI JPEG yaparız. Sonra V'e e geldik arkadaşlar. Şuradan Vev Port Render animasyon kısmı var. Orayı tıkladığımız an artık bu bizim aramızın animasyonunu alır. Buraya tıkladığınız zaman beklersiniz. Bakın şöyle bir sahne çıkar. Bakın klavye masumun bulunduğu yerde sayılar var şu anda animasyonu yapıyor bakın 250'ye geldiğinde kendi mas üstüne kaydedecek bunu şu kısım 250'ye geldiğinde şu anda 96 97 100 Biraz bekliyorum. Hemen animasyonu da göstermek istiyorum size. Orada ilerletebilirsiniz videomuzu. Şu anda benimki 180 saniyede 5-6 frame götürüyor. Şöyle bir bakarsak desktop kısmına Bakın animasyonumu oluşturdu. Hemen gösteriyorum. Bakın. 250 frame'lik bir animasyon oluşturdu. Şu ayakları isterseniz kendinizle hareket ettirip ayak kısmına da animasyon verebilirsiniz. Ben dersimi burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde bonus videomuz hazırlayacağız. Bir gerçekçi çiçek yapacağız. Bu arı o çiçeğin üzerine gelecek. Onun da bir animasyonunu yapacağız. Umarım yaptığınızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.